Evet. Herkese selamun aleyküm. Klasikal TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. FIFA 14'te Manchester City kariyerimize 32. bölümle kaldığımız yerden Fulham veya Liverpool maçlarından devam ediyoruz. 33. bölümde Manchester United Tottenham maçlarını yapıp 33. bölümde bu seriyi bitiriyoruz arkadaşlar. 34. bölüm gelmeyecek yani. Bir sezonluk zaten bu seri. Yani eğlencesine yaptığım, öylesine yaptığım bir seriydi. Yani nasıl neleri yapıyorum transfer olarak onları göstermek için yaptığım bir seriydi. Yine aynı şekilde Ajax kariyeri gibi işte Barcelona kariyeri, Real Madrid kariyeri. Bu kariyerler gibi bir kariyerdi. Son iki bölüm yani kariyerin bitmesine. Bu bölümden sonra bir bölüm daha çekeceğiz. Sonra da seriyi bitireceğiz. Paris Saint-Germain kariyerine geçeceğiz. O kariyeri de bitireceğiz. Antrenman kariyerlerine geçeceğiz. Antrenman kariyerlerini de bitirince yine aynı şekilde bir sezonluk yapacağım. Antrenman kariyerlerindeki her bir kariyeri toplamda 4 sezon olmuş olacak da. O kariyeri de bitirdikten sonra FIFA 15'te Beşiktaş kariyeri başlatacağım. Bir de üstüne FIFA 14'te Anadolu Kulübü kariyeri yapacağım. Dediğim gibi önceki videolarda dediğim gibi büyük bir ihtimal Kayseri takımlarından biri olur. Kayseri Spor ya da Kayseri Erciyesspor olur ama şayet başka bir Anadolu kulübü kariyeri yapmam isterseniz de yine bir anket açarım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Sivas Spor olabilir. Antalya Spor olabilir. Başka ne olabilir? Bakalım bir dakika hangi takımlar vardı ya şeyde. Diğer ligler mi diyeyim? Şuradan baksak ne oluyor ki ya? Sigorta'da Süper Lig. Ondan sonra Bursa Spor olmaz abi. Elazığ Spor da olmaz. Eskişehir Spor yok. Gaziantep Spor da olmaz. Erciyes, Kayseri. Kayseri, Antalya, Sivas. Bir tane daha Konya olabilir. Konya olabilir evet. Bunları ankete koyarım kanalın topluluk sekmesinde. Artık hangisi çıkarsa onu yaparız. Ondan sonra da zaten tabii World Class zorlukta oynayacağız. Ondan sonra da zaten normalde İngiltere 4. lig kariyeri yapacaktım. Enis Kirazoğlu gibi ama Enis Kirazoğlu gibi yapmanın pek anlamı yok. Zaten Enis Kirazoğlu yapmış zamanında. Gerçi FIFA 15 ile başlamıştı herhalde o. FIFA 16 ile mi başlamıştı tam bilmiyorum ama. FIFA 14'te İngiltere 4. lig kariyeri tutar mı tutmaz mı onu bilmiyorum. Yine aynı şekilde topluluk sekmesini açarım. İngiltere 4. lig kariyeri yazarım. İşte diğer Süper Lig'in altındaki Avrupa kulüplerinden biri yazarım. İşte Celtic gibi işte ne bileyim Glasgow Rangers gibi artık hangisi daha çok oy alırsa onun kariyerini yaparım arkadaşlar. İngiltere 4. lig kariyeri ya da Süper Lig'in altında olan Avrupa kulüplerinden birinin kariyerini yaparım. 4-5 sezon işte en fazla 5 sezon yaparım herhalde. Adını şeyde Anadolu kulübü kariyerinde 3 ya da 5 sezon yaparım diye düşünüyorum. Oyunun süresiyle tabi. Ondan sonra da zaten bir tek FIFA 14'te şey kalıyor. Beşiktaş kariyeri kalıyor 15 sezonluk. O bittikten sonra zaten rahat bir şekilde FIFA 15'e, FIFA 22'ye odaklanırız diye düşünüyorum. PES 2016 aynı şekilde. Ondan sonra zaten işte sırasıyla işte FIFA 15'te de aynı şekilde İngiltere 4. lig kariyeri yapmayı düşünüyorum. Ya da bilinmedik bir Avrupa kulübünün kariyeri. Ondan önce tabii Anadolu kulübü kariyeri yapmayı düşünüyorum. FIFA 15'te. Yine aynı şekilde FIFA 15'te yaptığım FIFA 16'da, FIFA 17'de, FIFA 18'de, FIFA 19'da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. FIFA 20 gelmeyebilir. Çünkü orijinal bulmak lazım FIFA 20'yi. Orijinal bulabilirsem çekerim. Bulamazsam çekmem. FIFA 20'yi arkadaşlar. FIFA 21'i çekmeyeceğim. FIFA 22'yi zaten çekiyorum. FIFA 23 gelir mi abi? FIFA 23 şu anlık gelmez ama ilerleyen dönemde kanaldan para kazanırım. Kasama bilgisayar kasama 8 GB RAM. Sapphire Pulse Radeon RX 6608 GB ekran kartı. 250 ve 500 GB'lık iki tane SATA SSD ve 1 TB'lık
M2 SSD alırsam çekerim şeyi, FIFA 23'ü. FIFA 20 FC 24'de capture kart alırsam çekerim. Capture kartı bilenler vardır. Böyle küçük bir cihaz. Hem konsola takıyorsunuz, hem bilgisayara takıyorsunuz. Bilgisayarın ekran şey konsolun ekranından aldığı görüntüyü bilgisayara aktarıyor. Oradan da bir YouTube'a yükleyebiliyorsunuz zaten. Bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Capture kartı alırsam FC 24'ü de çekerim. FC 25 gelir mi? Şu an belli değil. Şu an kesin bir şey diyemem FC 25 hakkında. FC 25'in gelmesi için ekran kartı lazım. Bu dediğim donanımlar lazım. Üstüne FC 25 lazım. Ondan sonra arkadaşlar. Yani ya bilgisayar almam herhalde FC 25'i alırsam konsolu alırım herhalde. Yani yine onun için yine capture kart lazım yani. Her şey belirli bir ihtiyaca bağlı yani. Capture kart ya da donanımsal yeni cihazlar lazım. Yani donanım lazım. Ya donanım almak lazım ya da capture kart lazım arkadaşlar. Yeni FIFA'lar için tabi. Yani ekran kartını mutlaka almam lazım. RAM'i mutlaka almam lazım. Depolamaları mutlaka almam lazım. Capture kart orası belli değil şu anlık da. Kesin diyemem yani de. İlk işim bilgisayarımı yükseltmek olacak. Çünkü Red Red Redemption gibi çok fazla izlenen, YouTube'da çok fazla izlenen, çok tutan serili oyunları çekmek istiyorum. Hikaye odaklı oyunları. Kanalı genel olarak hikayeli oyunlar üzerinde kurmayı düşünüyorum. %65, %75 oranda. Geri kalan seriler zaten belirli seriler. İşte FIFA'dır. Ondan sonra başka ne vardı la? PES var. Hikaye odaklı seriler dışında. Minecraft var. CS2 var. Başka ne vardı? Yani bu tip seriler olur. Yani çok izlenen ama hikayesi olmayan oyunları çekeriz. Ama buna ek olarak çok izlenen yine hikayeli olan oyunları da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Red Dead Redemption gibi, GTA serisi gibi, ondan sonra Call of Duty'nin eski oyunları gibi, şu Modern Warfare 4 var ya, yok Call of Duty 4 Modern Warfare oyunu var, 2007 yapımı, 2009 yapımı Modern Warfare 2, 2011 yapımı Modern Warfare 3, Black Ops 1, Black Ops 2 gibi oyunları da çekmeyi düşünüyorum hikayeli oyun olarak. Zaten kendini kanıtlamış oyunlar bunlar hikaye olarak. Bunlar da içinde Mafya 2 olur. Yine Mafya'yı gerçi şeyle çekeceğiz ya. Yozgatlı Sakal'da TV'de çekeceğiz. Yozgatlı Sakal TV'de orada çek. Oradaki seriler haricinde diğer serileri bu kanalda çekerim. Çok izleneceğini düşündüğüm yani. Yani kanalı hikayeli oyun olarak görmek istersiniz. Hikayeli oyun odaklı mı görmek istersiniz? Hikayesiz oyunlar odaklı mı? Orası size kalmış gerçi biraz da. Onun da anketini yapmayı düşünüyorum topluluk bölümünde. Çıkan sonuca göre ya hikayeli oyuna ağırlık vereceğim ya da hikayesiz oyunlara ağırlık vereceğim. Hikayesiz oyunlar çıkarsa FIFA gibi, Minecraft gibi, PES gibi, işte ne bileyim CS2 gibi oyunlar çıkarsa hikayeli oyunların tamamını Yozgatlı Sakal TV'de çekeriz. Oradaki FIFA ve PES serileri, eski FIFA ve PES serileri de bu kanala alırım. Şayet hikayesiz oyunlar çıkarsa, hikayeli oyunlar çıkarsa da yine FIFA, işte Minecraft'tır, PES'tir, bunlar devam eder arkadaşlar, ama bu sefer kanala hikayeli oyun serileri eklenmeye başlar. Onu da söyleyeyim. Kingdom Come Deliverance mesela, işte ne bileyim Red Dead Redemption 2 gibi, GTA 4-5. Ondan sonra başka ne vardı GTA'da? Bu tip seriler yapmayı düşünüyorum yani. Bilindik hikayesi olarak hala günümüzde de oynanabilen, eski olmasına rağmen fark etmez. Eski yeni fark etmez yani. Oyunları çekmeyi düşünüyorum. Yani düşüncem bu şekilde kanal hakkında. Yani size bağlı birazcık da kanalın gidişatı. Yani hikayeli oyun odaklı mı görmek istiyorsunuz? Hikayesiz oyun odaklı mı? Bu size bağlı. Yani hikayesiz oyun odaklı görmek isterseniz zaten hikayeli olan oyunları bitirdikten sonra yeni hikayeli oyunları Yozgatlı Sakal TV'de çekerim. Yok. Hikayeli neydi la? Hikayesiz odaklı görmek isterseniz de yok. Hikayeli odaklı görmek isterseniz de yeni hikayeli oyunlar gelir. Üstüne bu işte FIFA'dır. Eski FIFA'dır daha doğrusu. FIFA 14, FIFA 15, FIFA 22, PES 2016. İşte ne bileyim
Minecraft, CS2 gibi serileri kalmaya devam eder arkadaşlar. Onları bitirmeyi düşünmüyorum. Hikayeli oyunlar çıksa bile anketlerde. Onu da söyleyeyim yani. Ama hikayesiz oyunlar çıkarsa hikayeli oyunları Yozgatlı Sakal TV'ye atacağım. Kanalın rahatlaması için içerik olarak haberiniz olsun. Evet. Bu konu hakkında düşüncelerim bu kadar. Çok budabıda ettim biliyorum ama yani düşüncem bu şekilde kanal hakkında. Şimdi Fulham ve Liverpool maçları var. Zaten ilk sezonun ilk maçını yapmıştık. Daha önce videoları izlemediyseniz, bir önceki videoyu izlemediyseniz şey yaptık. Ne yaptık abi? El Sharawi'yi aldık. Paraya kıydık. 27 milyon euroya. 22 yaşındaki El Sharawi'yi aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yedeklerde de gayet kaliteli topçularımız var. Tabi oynamak istiyor keratalar. Yaşlarına falan overall'larına bakmadan 75 overall'la bana oynat diyor adam arkadaşlar. Görüyor musunuz? 76 overall var. 75 de olması lazım. 74, 74 gördüğünüz gibi. Bu şekilde yani. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. İlk maçımız Premier Lig'deki Fulham'a karşı. Haftanın son maçıymış galiba. Yok bu olmaz. Şu olsun. Gol haberleri yok. Şu El Sharawi'yi merak ediyorum arkadaşlar. Saçları şekil önümden çekil diyen El Sharawi'yi merak ediyorum. Doğruyu söylemek gerekmezse. Bakalım. Welcome to EA Sports live coverage of the Premier League. Today it's Fulham against Manchester City. The floodlights beaming down from the night sky. Without further ado, let's take you straight to Fulham. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Well, we've got Barclays Premier League action for you. I'm Martin Tyler and with me is Alan Smith. Hello, Martin, great to be here. Stephen El Sharawi. Well, there was a lot of speculation. Would it happen? Would it not? It has happened, and here he is. Here he is. The negotiations took a while, but I think it will be worth it because he is a talented player. Ramsey Doul is the referee today. El Sharawi'yi merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi yalan söyleyemem yani. En merak ettiğim topçulardan biri. El Sharawi. Bu oyunda. Gayet de yetenekli topçu. Onu söyleyeyim yani. Göreceğiz şimdi ne kadar yetenekli. Fisher kadar gelecek vaat edecek mi bize? Bu şincik belli olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. Balotelli'yi satmayı düşünüyorum. Ama teklif gelmiyor. Doğru düzgün teklif gelmiyor yani. Doğru düzgün teklif gelse satacağız. Ama teklif gelmiyor. Çok iyi. Uf. Abi El Sharawi neymiş lan böyle? Oyun dondu. Yazın bu sıcağında donan oyun yapmış EA Sports. El Sharawi iyi arkadaşlar, tavsiye ederim. Hop kandırdım seni. Tekrar El Sharawi'ye. El Sharawi buraya gol. El Sharawi kaç. Kaç El Sharawi kaç. Şut vurdurmadı ya. El Sharawi iyiymiş lan. Arka düşler. Dışk. Dışk. Attım sağ kanada. Hop. Sambarumbe vakti. El Sharawi. Oo, geriye döndü lan. El Sharawi aldın topu. El Sharawi aldın topu. Aldın El Sharawi, adamsın be.
it's a negotiating ploy the manager's used quite well, really. Ask for money that he knows that they're not going to pay, and they're not going to pay it, so he's still got his player. Well, that's right. I mean, you can see why. Offside yokmuş. Aldı. Alamadı. Peç. Güzel pas. Hop, kandırdım seni. Yaya Touré. Abi nereye atıyorsun ya? Atacak adam mı kalmadı da ona atıyorsun ya? Aha ta lan koşsana İlkay ya. İlkay koşsun gol atacaksın ya. Allah Allah. İlkay ya. Bak işte. Yaya Touré de yaşlandı ya. Yaya Touré'ye de kızamıyoruz şimdi ya. Helal lan. Pogba baya güzel pas. Ulan Pogba. Hop. Adamsın Pogba. Hiçbir şey demedim. Pasını attım. Attın sağ kanada. Hop. Samba Rumba attı. Samba da Rumba. Samba da Rumba. Hop. Girmedi. Aramadık. Hop. Mükemmel bir müdahale. Tekrar güzel aldı. Hop. Nereye atacağız? Attım buraya. Koş geriye koş. Aldın topu, aldın topu. Alamadın topu peki. Abi. Güzel müdahale, güzel müdahale. Aferin Lescott. Aldın topu, aldık topu. İşte bu. Koş 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 koş. Sağ kanat koşsana abi. Güzel pas. Balotelli sen kaçma. Sen kaçınca korkuyorum ben. Arka direğe doğru bir kafa. İşte bu. Orta çok iyiydi bu arada. Şur abi çok iyi gördü lan orada. Helal olsun. Helal olsun. Hop. Alamadık, alamadık. Aldın topu. Al, al topu. Adamsın be. Geriye dön, sıkışma. Dış. Güzel attı, güzel attı ama Balotelli'ye gelmedi. Ulan Balotelli. Evet. Kaleci neyi bekliyoruz? Otobüs mü bekliyor? Otobüs geçmez buradan kaleci. İcik ileriden geçiyormuş. Hop, Samba Rumba vakti. Hadi hat-trick zamanı. Hop. O nasıl şut ya? O nasıl şut yani ya? Maçtan önce antrenman yaptırmadılar mı sana? Şut antrenmanı. Bileydik. Şut antrenmanı yaptırdık sana ya. Güzel paslaşmalar. Hop. Olsat yok. Önümde kalmadı lan. Lan. Helal. Hop. Nereye gidiyorsun lan? Daha karpuz kesecektik. Sol kanadı görebileceksin mi? Sol kanadı görebilirsen. Vurdurmadı, kaleci aldı. Dışk. Mükemmel ama Balotelli bakıyor. Hop. Abi ne yapıyorsun İlkay ya? Oyun dona dona ilerliyor. Kim atacağız? Allah canını almıyor Yaya Touré ya. Yaya Touré'de bir sıkıntı var. Galiba içsel bir sorun yaşıyor. Güzel pas bu arada. Ama alamadı. Alevi sorunların varsa Yaya Touré maçı oynatmayalım seni ya. Niye böyle yapıyorsun ya? Attı uzun. Güzel. Aha çok iyi yere. Çok iyi yere. Güzel. Şerabi iyiymiş ya. 27 milyon euronun 27'sini hak ediyor ya. So we reach half time. 2-0 the score with Manchester City leading.
Şuna baksana. Nasıl vurdu Ali? Mükemmel orta ya. Adresi teslim orta yani. 4 tane şutum var. 4'ü de kaleyi tutmuş. Güzel pas. Hop geriye döndük. Hop sağ kanada. Güzel. Lan nasıl geçemedim onu ya? Hop. Güzel bir müdahale. Güzel bir müdahale. Aldığımız topu. Aldığımız topu ya. At sola. Çok iyi pas düşüncesi El Şarabi'ye doğru. El Şarabi alamadı. Abi attım pasa tüküreyim senin ya. Pobo topu aldım Pobo alamadım pek. Abi Pogba'ya doğru açsam gol atacağın ya. Pogba'ya doğru açsam gol atacak adam ya. Bomboş duruyordu lan ceza sahası içinde. Öldür onu. Öldür onu. Öldür. Tabii arkadan kayıplana. Kırmızı kart gösterme kendine. Koş. 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 Aferin. Güzel pas. Pogba'ya geçmedi. Peki. Hop. At şuraya ya. Hop kan durdum sen. Hop bir kan durduk daha. Hop bir kan durduk daha. Offside. Offside'in gen oldu. El Şarabi iyiymiş lan. Ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Arkadaşlar Adrian alacı. Pogba iyi ama bir şey eksik Pogba'da. Pek farkını anlamadım ya. Bir şey eksik Pogba'da ama ne eksik? Pas yeteneği mi acaba? Ne oluyor lan? Lan çekil önümden ya. Aldığım topu geri al nasıl alıyor ya? Öldür onu. Güzel. Kim o ya? Yaya Touré mi o ya? Yaya Touré niye bu kadar kötü arkadaşlar anlamadım ya. Çok kötü pas. Şuna baksana abi. Nasıl bir pas o ya? Ön libero mu alayım illa Yaya Touré? Onu mu istiyorsun ya? Ya da Fernandinho'yu mu çeksek oraya? Helal. Çok iyi pas. Nasıl dışarıya gitti top ya? Yaya Touré sen çık ya. Seni beğenmiyorum. Bizden deals. Cement their position as they look to hold on to this lead. Hadi kaleci bekleme yapma ya. Alo.
Düşük. Güzel. Attın sağ kanada. Geçtin onu, geçtin onu, geçtin onu. Abi nasıl yetişiyor sana ya? Helal la. At sola. Güzel. Evet şöyle abi kaçacağım. Kaçmayacağım. Al o zaman. Foul. Şuna baksana hayvan gibi dalıyorlar ya. Şuş. İlkay vurmasın orada. Top birazcık dönerse gol. Çok az döndü ya. Az döndü top. Ooo knuckle ball gitmiş gördünüz mü arkadaşlar? Dur değişik bir kebap ya. Adamlar yoruldu. İbrahim Oviç mi? Fisher mi arkadaşlar? Fisher. Sağ kanatta niye oynayamıyorsun lan sen? Elşar abi sağ kanatta oynar ya. Her türlü oynar o kerata. Balotelli'yi mi çıkarsaydım ya? Aman oldu artık. Top bizdedir, değildir. Hop. Oha. It is the move that we expected from the manager whose team is trailing to get an extra potential goal getter into the team. Yeah, and he's a good player this lad, and if he gets a chance I'd fancy him to take it. Now they've got the ball back, what can they do from here? Güzel pas. Şut. Güzeldi. Güzel şuttu. Ama bizde o top. Bizde o top. Güzel. Attım pası da nereye attım? Aha. Şut. Azı çıkardın ya. Nasıl çıkardım o pozisyonu ya? Abi nasıl çıkardım o pozisyonu ya? Well, I think his manager has saved him from himself. He got booked, but he didn't learn from that book, and he would have got sent off. Kimse de bizde değil mi lan? Bizde. Ne yapıyor lan Fernandinho? At sağa at. Abi kimse yardıma gelmiyor ki adama. Adam ne yapsın orada ya? Ulan kaçsana ya. Bak pasa bak. Abi Balotelli'de dribling yok. Niye kanada geçiyorsun sen ya? Faul? Hiçbir şey yok mu lan orada? Öldürün şunu ya. Öldür. Heh. At uzun gitsin ya. Onu mu bekleyeceğim? Sektirmedi lan. İki Elçer abi yanmışız ya. Saçlarım şekil örümden çekil diyor adam yani. So it's full time with a final score 2-0. I'll leave you with the full match highlights and until next time I've been Jeff Stelly. Saçlarım şekil önümden çekil diyor Elçer abi arkadaşlar.
Şuna baksana. Ne dribling attı la. Orada kafa vurmayacaktı ya. İçeriye doğru açacaktı da neyse. Dokuz şutumuz var. Beşi kaleyi tutmuş. Maçın adamı El Şarabi. Bir asist Balotelli, bir asist. Benim futbolcu versiyonumdan arkadaşlar. Yaya iyi değil ya. Yaya iyi değil. Well, now let's join Mike West. Mike. Thanks, Martin and Alan. The Barclays Premier League. Fulham nil, Manchester City 2. Anderlecht mi? Alın sizin olsun. Evet. Fernandinho'yu oynatacağım galiba artık arkadaşlar. Ya da Pogba'yı da oynatabiliriz aslında orada ya. Yok mu transfer teklifi? Evet. Nikola Leali. Fulham. Alın sizin olsun. Güzel. Şöyle bir iyi olduk ya. Leali'yi de yolladık. Kafamız rahat. Leali sürekli oynamak istiyordu arkadaşlar da. Şimdi bir kaleci almam lazım. Üçüncü kaleci. Almasam mı ki ya da ya. Ya Ondo'ya ya Fiorella da. Fiorella oynamak ister ya. Şimdi. Ondo'ya alabiliriz aslında. Diyeceğim ki kadronuz dolu iken oyunu yönetemezsiniz diye. Ha, o zaman alamıyoruz. Tamam. Evet. Alamıyoruz o zaman. Yapacak bir şey yok. Şu Haytere niye kimse istemiyor ya? Ya şu şey kimse niye istemiyor? Frank Kopu ya. Adam kopuyor ya. Petera'yı kimse niye istemiyor ya? Domorado niye kimse istemiyor ya? Boletius'u kimse niye istemiyor ya? Centurion'u. Allah Allah. El Şarawi. Sizi oynatamam ben. 75 overall'la sizi oynatamam. Bunu kafanıza sokun artık. Kiralık gitmeniz gerekiyor yani. Evet. Juan Mata'yı alayım mı? Gerçi alamayız. Nasıl alacağız? Para şey mi var? Oyuncu kadroda bir sürü oyuncu var. Evet. Alexis Sanchez Bayern Münih'e gitmiş arkadaşlar. Evet. Şimdi bu maçı da atacağız. Tabi sonraki maçlar gelecek bölüme. Manchester United ve Tottenham maçları. Onu da söylemiş olalım. Bu kadroyla oynayayım mı? Ne? Yani bu kadrodan başka kadro yok gibi. Doğru düzgün. Şu kredaları yollamam lazım. Ne yapıp edip gençlere. Öyle bir sıkıntımız var yani. Gördüğünüz gibi.
İbrahimovic yerine Boyan'ı alacağım ya. İbrahim'in yerine. Hadi bakalım. Balotelli'yi çok hedeflemeye gerek yok yani bence. Balotelli'yi satarsam iyi olur ama. Orası ayrı bir mesele. Neyse. Haydi bakalım. Mesut Özil gol krallığında birinciymiş. Şeyle. Nolan'la, Kapu'yla birlikte. Gördüğünüz gibi. Neyse ben maçımı atayım o zaman hemen. Şu forma güzel. Devam. Hadi bakalım. El Şerawi. Dışk. Güzel attı ha oraya. Güzel bıraktı. El Şerawi teknik ya. Hem hızı da var. Tekniği de var. Daha ne olsun. Hem hızlı hem teknik adam ya. Dışk. Gördünüz mü vuruşu? Hop. Bum. Üf. Ne vurdu lan oraya. Hop kan durdum. Kunduramadım. Aşıttırma. Crossbar challenge. Hop. Evet dışarıya tamam. Bu kadar antrenman yetti tamam. Welcome to EA Sports live coverage of the Premier League. Today it's Liverpool against Manchester City. So without further ado, we're off to Anfield. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hi there, everybody. Welcome to the match. Martin Tyler here. Alan Smith sitting alongside me. Thank you, Martin. Looking forward to this. We've had a huge amount of build-up for this game. Alan, is it going to carry on the pitch? Are we going to be richly entertained? Well, I do hope so, Martin. I mean, we've got a full house, we've got a wonderful atmosphere, and we've got two high-quality teams. Justin Bailiff is our referee for this match. Valla Yaya Ture'yi çıkarmayı unuttuk ya. Coutinho, Luis Suarez var lan. Vuş. Matuidi'yi de almışlar. Vuş. Oldu resmen ya. El Şerawi. Haydi bakalım. Bu Suarez ve Coutinho'ya dikkat edin, gerisi ben hallederim. Hop. Helal lan İlkay. Hadi İlkay. Nasıl geçtin la o seni İlkay? Hareketlere bak. Stop yersin lan sen. Kalk. Neyse camış gibi yattı oraya. Abi İlkay. İlkay ne yapıyorsun ya? Bakıyor hayvan herif ya. Abi sol kanada bırak ya şu topu ya. Orta sahayı bırakmıyor bunlar. Üf, adrese testim pas. Nasıl ya? Promising build up until that challenge. Foul. Tutacaksın Liverpool. Tutacaksın. Adamı böyle sustururlar Liverpool taraftarı. Uzaktan bir füze atarım tamam. Yaşar abi de iyi kaçmış aslında da. Önüm boş olunca ben çekeyim dedim. Güzel. Şöyle bir iyiyiz sanki. Hop. Bak adamı göreceksin abi. Hemen göreceksin orada. Hop kandıracaksın. Şöyle bir kandıramayacaksın. Hop geri atacaksın. Güzel pas. Dişiliyor. Hop ilk aydan bir pazar. Hop. Sağ kanat. Hop kandırdım. Kandıramadım. Tamam. Ama yine bende.
Abi on araya pas ya. On araya pas ya. Öyle al, hiçbir şey yok. Abi şu topu bir çek ya. Bir çek Balotelli lütfen ya. Hop. Güzel bir müdahale. Asıl an. Çok güzel bir müdahale. Hop pas güzel yere. Hop bir pas güzel yere daha. Hop pazara gittin. İki ekmek bir sucuk aldın. At sağa. Hop. At uzun at. Güzel. Güzel bir pas. Hop. Sağ kanada doğru ama kötü bir pas Balotelli. Senin yerine Messi'yi almam lazım ya galiba. Parayı biriktirip. Messi neredesin Messi? Messi olsa var ya leblebi gibi goller atarım ya. Faulü avantajı bırakma lan. Terbiyesiz hakem. Neresi avantajı onun pozisyonun ya? Al oğlum avantaj sana. Çok güzel pas. Offside yok döverim. Offside yok döverim. Şut. Güzel güzel. Güzel ataktı. Güzel ataktı. Hakikaten güzel ataktı. Bir kafa. Hop. Sola doğru tamam. Çok güzel paslaşma. Şut. Haydi güle güle Liverpool. Paul Pogba'ya 24,5 milyon euro vermeyenler utansın arkadaşlar. Hadi bakalım. Superb team, plenty of chances and a goal now to show for all their class. And they've had a few and they could have had even more really when you think of the number of chances they've had. Bomboş kaldı Paul Pogba, vurdu şutunu, kaleci tutamadı. Evet. And it's 2-0 here. Coutinho. Luis Suarez. What a grafter this fellow is for his team. I think it's the first requisite of any top player and he's in abundance. Rafael. Endo. Güzel pas. Paul Pogba'ya doğru güzel bir pas daha ama geçmedi galiba. Geçti mi? Geçerse maaşa zam. Üff. Haydi güle güle güle. Balotelli de attı golü. Balotelli. I don't think the scorer will ever have thought that he was going to get a goal quite like this one. Couldn't really believe his luck. No, and the keeper's going to get some stick in that dressing room afterwards because well, where on earth was it? And the score is 3-0. Usama Asaidi. Bakmayın çocuklar bakmayın. Bakanı sevmem. Top alacaksın hemen pas atacak. Bak işte bak işte bak. Bakmayacaksın işte bakmayacaksın. Bak, bakarak helal lan sana. Helal lan. Helal olsun. Alkışlıyorum seni Rafael lan. At Balotelli'ye doğru at. Güzel top gitti ama Balotelli'ye gelmedi galiba. Nasıl lan? Temiz bir müdahale. Pogba. Sol kanadı tutarsan Pogba adamsın Pogba. Koştum 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 koştum. Balotelli lütfen koşar mısın abi? Sen koşmazsan ben koşmazsam kim gol atacak? Goleciye bak ya. Orta çok güzeldi yalnız. Balotelli'ye mi atsaydım ya ortaya acaba? Yok Balotelli dışarıdaymış. Güzel vurmuş ha. Balotelli dışarıda olmasaydı Balotelli'yi açardım da Balotelli dışarıdaydı. Ceza sahası dışındaydı ya. Helal kompani. Helal kompani helal. Güzel orta. Bir kafa. Tamam bizde 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 bizde. Yedim onları, yedim onları. Ulan Balotelli'ye doğru atsana ya. Oraya niye atıyorsun ya? Allah Allah ya.
Bak İlkay'a bak. Gezdiği yere bak İlkay. Allah'ım ya. Santfor sanki arkadaş ya. Coutinho'yu tutun. Tutun. Heh. Güzel. Bir kere daha al topu. Hadi. İşte bu. Güzel. Güzel pres yapıyorsunuz çocuklar. Güzel pres yapıyorsunuz. Inquisitions, I'm sure, in that dressing room that's losing because they just haven't been at the races. Well, one-way traffic in that first half. It looks all done and dusted. I just can't see that big lead being lost. Let's take a look at the highlights from that first half, and then we'll get straight back to the commentators for the rest of the contest. So here we go in the second half. The trailing team will not be looking forward to another 45 minutes if it's similar to the first half. Top kandırdım seni. Şaşkın seni. Attım buraya. La oraya değil ya. Güzel. At sağ kanada. Hop kandırdım. Bir kandırık daha atabilir miyim? Attım kandırığı. Bir kandırık. Hadi be geçmedi. Geçseydi zaten goldü. El Şarabi bastır. Tamam sıkıntı yok. Güzel. Top kontrol. Güzel. At sola doğru. El Şarabi. Balotelli. Hop. Uf, çok güzel pas da geçmedi. Aldım Balotelli. Balotelli alamadı. Peki. Hop Matuidi öldür. Hop güzel. Attın geriye. Güzel pas. Hop kandırdın onu. Kandırık ettin. Güzel. Ah Balotelli be. Aman bizi de o top. Coutinho koşamadı. Güzel. Çok güzel pas da geçmedi. Hata yaptı. Abi topa takılma ya. Helal lan sana. Abi biri gelsin orada bir zahmet ya. Hemen geleceğin abi orada müdahale gireceğin. Hemen müdahale edeceğin orada. Superb defending by one of the most consistent. Players on the pitch. Vincent Kompany. Güzel pas. Yaya Touré. Pazara gitti. At Balotelli'nin koşunu. Oo, güzel. Vücut şey yaptı ha. Bu bloku yaptı. Ellemeye çıksın ya. Çıksın elleme. Pogba'yı çıkarmayacağım bu maç. İlkay'ı çıkaracağım. Alır yana alacağım. Here comes a substitution for the away team. We're going to get changes from both teams at the same time, I think. There's Şilio. Güzel pas Adrian. Hop Adrian'dan vücut. He's given the free kick. Tried to play the advantage, couldn't see one in the end, and I think he was right. Adrian'a bakan gençler. Hop, adamla dalga geçti la bildiğin. Üf. Kırmızı kart bu arada o pozisyon ama neyse. Topla alakası yok adamın yani. Topa müdahale edeceğim diye adama müdahale etmiş resmen. Hop. Olmadı. El Şarabi'yi görmek istedim de El Şarabi kaçmadı. Oo, El Şarabi senin savunman da varmış. Balotelli bana şey yaptırsana ya. Pozisyon yaptırsana ya. Hop. Haydi güle güle Liverpool. Haydi güle güle. Gel İbrahim. İbrahim yok lan. İbrahim almayı unuttuk. O zaman El Şarabi'yi mi çıkaralım?
El Şarabi iyi ya. Balotelli'yi çıkaracağım. Boyan 42 alacağım. That is his second goal of the game. They just can't contain him. Yine deliğinden geçirdi lan adam. Gel Balotelli gel. Dört sıfır oldu. Hop. Bir pazara gitti. İkincisi de gidemedi. Dur. Ona şey koşar, önüme doğru koşar dedim de. Arkasından geçeyim dedim de geçemedi. Aldı lan. Helal lan. Merhaba. Abi koş. Helal. Çok güzel pas. Offside var mı? Varmış. Son değişiklik, hakkı değişikliği de yapalım mı? Fischer'ı alacağım ya. Fernandinho'yu mu alsam lan? Yok ya, Fernandinho'yu almaya gerek yok. Devam. Be angry afterwards, but they're in shock here. This is a key moment for the manager. He knows he's got the lead, and he's now going to do his best to try and retain that. Helal. Attın hemen. Hemen buraya. Abi Boyan 40 işleri atıyorsun. Allah'ını seversen ya. Aha gördüm pozisyon. Geçti ama offside var mı? Varmış. Will be judged offside here. Close, but got to get the movement timed a little bit better. Şu adamı tutsana. Güzel pas. Attım buraya. Hop kandırdım. Attım buraya. Abi. Temiz bir müdahale. Üf, sen nesin lan? Robot musun? Adrian çok iyiymiş lan. Orta saha da çok hızlı katıyor bize yani. Dışk. Attım boyana. Sen kaç. 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 Abi çok geç kaldın ya. Aha. Abi atsana Pogba'ya, ne yapıyorsunuz ya? Güzel. At buraya. At sola. Güzel. Hop. Şut. Hadi güle güle Liverpool. Güle güle. Goodbye. It's the high fives here. 5-0. Ivan Rakitic. Alamadı la topu. Hop. Hop. Hop aldım topu. Samborumba vakti. Güzel gördü de kaçamadı. Hata yapacak, hata yapacak. Abi. Hadi be. İki Pogba, iki Ayla Gül, bir Balotelli. 5-0. One-sided contest. That's totally humiliating, wasn't it? I'm sure they're willing for the ref to blow the final whistle. So it's finished with the score 5-0. I'll leave you with the full match highlights and until next time. I've been Jeff Stelling. Normalde bu kariyeri, yani diğer kariyerleri aynı şekilde devam ettirseydim arkadaşlar, World Class'a geçerdim bu sezon. Devam ettirmediğim için profesyonelde oynayak bitsin kariyeri yani. Hiç anlamı yok World Class'a geçmenin. Onu da söyleyeyim tekrardan yani. Adam herkesi geçiyor ya. Benim futbolcu versiyonum. Gördünüz mü şutu?
Kaleci beklemiyordu oraya. Şu ikili çok iyi can yakacak ya belli. Pogba ve Velşarabi ikilisi. Balotelli'nin golü. Şu gol de güzeldi lan. Dışk. İlk gol saat. Beklemiyordu oraya şu çekeceğimi de. Pogba'nın golü bu da. İlk golü daha doğrusu. Direkten döndü. Balotelli tamamladı. Evet, adamları şut bile çektirmemişim lan şaka maka. Uş. Vuşu vuşu olduk resmen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pogba 9.4 ile oynamış. Evet. Devam. 5-0 yendik Liverpool'u ya. Böyle bir fark yok. Well, we've got the classified results waiting for you. Our man is Mike West. Thanks, Martin and Alan. The Barclays Premier League. Aston Villa 1, Newcastle United 1, Liverpool 0, Manchester City 5, Swansea City 1, Stoke City 1. Bir buçuğu ver al Bayern Münih. Tamamdır. Güzel. Oyuncuyu sattık. Marcos Lopez. Lescott da gidiyor. Büyük bir ihtimal. O da gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel bir şey yaptık. Değişiklikler yaptık. Kerata'yı 6 numara yaptım. 16 numara kim olacak? Kim olabilir? Zuculuğu olabilir? Evet. 26 numara kim olacak? Orası belli değil. 26 numara. Şimdi kimi sattık biz? 32 numarayla 26 numarayı mı sattık? Evet. Galiba öyle olması lazım. Sen 26 numarasın. Balanta. Sen Hayter. Yok, Hayter olmasın. Omar Out mu olsun? 33 numara kimdi lan bizde? Dur, 33 numara boşta şu an. 32 de boşta. 28 de boştaymış. Güzel. Yok, sen 28 olma da 20, 30 mu olsan ya? 30 numara boştaydı galiba. 31 mi? 31 ol sen şimdilik. Domarado 30 numara yaptık arkadaşlar. 28 numara mı boşta şu an? Evet. Sen 28 ol ya Domarado. Sen Kılıç 30 numara mı olsun? Dur. 30 numara değil. 32 numara kimdi? 33 numaraydı. 34 de olur. Yahun numaralar kimdeydi? Yok. Burada yok. 35 var galiba en yakınına. Yok başka. 32 numara mı oluyor şimdi? 30 tamam. 36 numara mı var şimdi? 36. 32 olması lazım. 33 numara şimdi de. 37 var. 37. 33. 33. Bu 34 mi oluyor lan? 34 Peteira. 35 Fofana. 36 ya da şey kalıyor işte. Teşhir 35 yap bakayım bunu. Ha tamam. Sen 36'sın. Fofana 35. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki maçı da attık değil mi? Sıkıntı olmasın da. Tamam, iki maçı da attık. Az buz transfer yaptık.
elimizdeki kiratalardan kurtulduk. Lescott'tan, gördüğünüz gibi Marcos Lopez'den, Leali'den falan filan. Güzel. Kiralık yollayacağım oyuncular var şu an artık herhalde. Gördüğünüz gibi Hayter var. Teixeira var. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11 tane oyuncuyu da yollarsak kaç oyuncu kalıyor? 24-25 oyuncu mu falan kalıyor? O da bana yeter zaten arkadaşlar. Şimdi bir tane kaleci almam lazım benim. Bir denecek kaleci. Ama yedek olmayı, üçüncü kaleci olmayı dert etmeyecek bir kaleci. Leali dert etti çünkü. Onu da yolladım zaten. Evet. Gördüğünüz gibi. Stoperlerde kaç tane stoperimiz var şimdi? 1, 2, 3, 4 tane stoperim var. Bana yeter. Her türlü yeter. Sol bekte de sıkıntım yok. Sağ bekte de sıkıntım yok. Ofansif orta sahada da sıkıntım yok. Yaya Toure tamam. Fernandinho ile birlikte tamam. Wilhelm Çırağı'da Zuculoni tamam. İyi ya. Şöyle bir iyiyiz sanki. Evet. Nastasic oynar zaten orada. Başka alt oyuncu diyeceğim bir oyuncum yok herhalde. Klici sen gel bakayım. Balanta'yı mı alayım? Doria'yı mı? Doria dursun ya. Doria'yı oynatırız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Avucumun içi kaşınıyor ya. Para mı gelecek acaba? Olabilir. Gördüğünüz gibi. Bayağı bir oyuncudan kurtulduk şaka maka ya. Yine de kurtulacağımız oyuncular var. Tabii kiralık gidecek çoğu oyuncular arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dur. Şuradan göreceksiniz. Şuradan. İki tane oyuncu aldım zaten. Bir tane de kaleci almayı düşünüyorum. Ama kim alacağımı bilmiyorum. Dert etmeyecek kaleci, yedek kaleci olmayı. Üçüncü kaleci olmayı daha doğrusu. Bir kaleci arayı alacağız. Evet. Leali gitsin. Orada oynasın. Perinde o yerde bana yeter her türlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Balanta'yı da kiralık yollasak. 1, 2, 3. Yok, Balanta'yı yollamaya. Balanta'yı oynadırım ben. İyi stoper o. Her türlü iyi stoper yani. Kontot bayağı gelişecek. Onu hiç yollamayı düşünmüyorum. Tamamdır bu iş. Neyse. Bu videodan da bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi listedeki oyuncular bu şekil. Kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oyuncu kiralık listesinde. Takımda 35 oyuncu mu vardı? 35 oyuncu var. Çıkar 11 tane daha. 24 kalıyor. Bir tane de kaleci alacağız zaten. Tamam, 25 tane oyuncu bana yeter arkadaşlar. Bir kaleci bulmam lazım. Ama hangi kaleci? İşte sıkıntı orada. Yani bunu alırız aslında da Beşiktaş kariyerinden bilenler vardır bu keratayı da. Yani daha güzel bir kaleci yok mu ya? Güzel bir kaleci derken yani potansiyelli bir kaleci istiyorum ben arkadaşlar. Süper Lig'de kim vardı? Kimse yok ki Süper Lig'de lan. Kim var kaleci? Cenk Böner'i mi alacağız? Ne yapacağız? Tolga Zengin'i mi alayım? 31 yaşındaki adam. Yok ya. İsmail mi alayım? İsmail. Beşiktaş'ta kaleci yok. Kim var ya? Potansiyelli bir kaleci. Dortmund'da var mıdır? Yok mudur?
yoktur. Ama kesinlikle şeyde vardır bak. İspanya'da. Öyle tahmin ediyorum. Bir bakacağım. Tim Krul mu? Uş. Ortiz. Yok. Beğenmedim. Diego Lopez. Adanın da yaşı bayağı olmuş lan. Transfer listesi. Barça'da var mı Barça'da? Yani şu an alabileceğim tek kaleci Barcelona B'nin kalecisi arkadaşlar. Şu kaleci. Fabrice Ondoa. Ortolay'ı da alabiliriz aslında ama yok ya. Ortolay'ı alıp da sıkıntıya girmek istemiyorum şimdi. Koruş. 500 bin çalışır abi. 500 bin çalışır. Ondoa'yı alırız. Her türlü. Arka düşler. Dongo. Evet. Son olarak bir tane de kaleci transferi yaptım mı benim şeyime keyfim yerinde arkadaşlar. Yollayacağım, satacağım oyuncuları sattım zaten. Geri kalan kiralık gidecek 11 tane. Giderse tabii en az 4-5 tanesini yollasam yeter diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Balotelli'yi satarsam tabii santifor alacağım. Onun da haberini vereyim arkadaşlar. Santifor derken en azından merkezde oynayabilecek bir forvet. Size öyle söyleyeyim. Şu an Balotelli ile çok ilgilenen yok. Formda olmasına rağmen. Satarsam alacağım futbolcular belli yani. Messi olabilir. Pato olabilir. Gördüğünüz gibi. Wellington Nem'i almam ya. Çok aldım Wellington Nem'i. Alsam bir. Finney Vietto. Şu Vietto'yu bir şey yapsanız ya. Baksanız abi ne durumda ya. Wellington Nem dursun da. Dongu kimi çıkarayım ya. Bilemedim şu an. Ondoa'yı alırız ya. Ondoa iyidir. Ya Messi alırız arkadaşlar. Şey Balotelli'yi satarsam. Suarez'i almam herhalde ya. Suarez'le uğraşamam çünkü. Pato'yu alabilirim. İkisinden birini alırım herhalde ya. Balotelli'yi satarsam haberiniz aklınızda bulunsun yani. Ofansif orta sahalara gelince şu Alan Patrick çok iyi değildi galiba ya. Alex Teixeira yine iyi de. Evet. Gördüğünüz gibi Alan Patrick'i çıkar ya. Tamam. Tamam. Bir tane sağ bek bulurum. Bulalım. Bir tane forvetlerden iki tanesini çıkaralım. Vietto'yu çıkarayım bence ya. Çok gelişmesi gereken bir topçu bence. Onun dışında ya Wellington Nem'i çıkarırım ya Dongo'yu çıkarırım ya da Finney'i çıkarırız. Finney'i çıkarmayalım. Dongo'yu mu Wellington Nem'i mi çıkarayım? Dongo'yu çıkardım. Ya da Wellington Nem'i mi çıkarsam? Şimdi Wellington Nem 80 overall'a yakındı galiba. 78-77 overall'ı falandı. Dongo'yu çıkar ya. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane sağ bek buldum mu şeyin sağ beki var ya işte Arsenal'in sağ beki kimdi? Doktor Hector. Ya zaten kiralık sitesindeymiş. 30 bin alıyorsun. Güzel. Seni ben transfer ederim ya. Bir tane daha sağ bek vardı. Kim vardı ya? Kim vardı? Hatırlayamadım şu an. İngiltere değil ya. İtalya'ya bakalım ya. İtalya'ya bir bakalım. Inter'in sağ bekiydi galiba. Yok. Değilmiş.
Juventus'un Milan'ın sağ beki bende zaten. Roma'nın sağ beki kim? Maicon mu? Uş. Kim olabilir? Kim olabilir? Aklımı biraz zorluyorum da. Bundesliga'da Dortmund'un sağ beki kim? O ne lan? Bu ne oğlu? Bu ne? 18 milyon euro. Ben bu adamı alırım abi. Ben bu adamı her türlü alırım arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bu kadar büyük potansiyelli bir oyuncuyu ben kaçırmam yani. Adamın hızına şeyine bak. İstatistiklerine bak. Böyle bir adam kaçırılır mı lan? La böyle bir adam kaçırılır mı? Size sorarım arkadaşlar. Kaçırılmaz. Kaçırmamak lazım. İşte bu yüzden. Evet. Neyse. Bu videodan da bu kadar olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve şuraya kaydedeceğiz. Videolarda görüşürük. Gelecek bölüm bayağı bir transfer yapacağımızı belli şu an. İki tane transfer beni bekliyor. Kaleci ve şey transferi. Sağ bek transferi. Genç yetenek 19 yaşında Dortmund'da oynuyor. Onu aldım mı benim kafam rahat arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Saate bakıyorum da şey doğru mu bu saat lan? Ha, doğruydu değil mi? Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürük. Hadi gittim ben gençler. Gittim ben hadi. Gelecek son bölümde görüşürüz hadi. Gittim ben. Bundan sonra hemen onda onu çekeceğim. Ondan sonra birazcık FIFA 14'e ara vereceğim bu arada. Yani direkt her zaman FIFA 14 çektim bu aralar yine. Başka oyunları çekeceğiz. Çünkü başka oyunların izleyicisi de var kanalımda arkadaşlar. Takip edenler de var. O yüzden başka oyunları çekeceğim. Sonra yine FIFA 14'e döneceğim. Paris Saint-Germain kariyerine. Paris Saint-Germain kariyerini yine aralıklarla bitirmeye çalışacağım. Diğer oyunları da çekerek. En sonunda FIFA Paris Saint-Germain'in sonuna yaklaşınca, kariyerinin sonuna yaklaşınca direkt bitirmeye oynayacağım yine aynı şekilde. Onu da söyleyeyim. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize mukayyet olun. Gelecek video ve videolarda görüşürük. Hadi gittim ben. Gittim ben hadi. Gittim ben.